tasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Memleket sevdası bu. Millet bizden yanadır. Kabadaş için geldik biz. Bu ne? Hem ilçeler hem de şehir içerisinde. Büyükşehir ordunun mimarı Yunus Naim Şahin sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Memleket aşığı, ordunun gururu, ordunun evladı Yunus Naim Şahin Kabataş için geliyor. Büyük ordu için geliyor. Bütün ordu için geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Ana vardır, evlat doğurur, memlekete dert eder. Ana vardır, yiğit doğurur, memleketine hizmet eder. Ordunun evladı Sayın İdris Naim Şahin sizleri saygıyla selamlıyor. Ordunun her taşında emeği var. Orduya göz dikene yerini eder dar. Sen dik dur Kabataş, görecek güzel günler. Dere yatağına, yiğit otağına döner dedi. Ordunun isteğine kayıtsız kalmadı. Memleketine kalamazdı. Ordu için, Kabataş için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordu, Kabataş hak ettiği hizmetlere yeniden kavuşacak. Sizlerin desteği, Allah'ın izniyle İdris Naim Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Kalkınmaktır hedefi, oldu sevdası değil bu derdidir memleketi. İdris Naim Şahin Başkan geliyor, güç rekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir Kabataş. Vakti geldi, hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu yurduna, özüne, yuvasına dönüyor. Aç bağrını Kabataş, dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. İdris Naim Şahin ile şahlanacak ordumuz. Hem ilçeler hem de şehir içersin umudumuz. Selam kalın. Ordunun sevdalısı, dürüstlüktür davası. Karadeniz'in isminin cesur delikanlısı. İçleri halkınmaktır hedefi. Abiler, ablalar, kardeşler, amcalar, küçükler, hepinize hoş bulduk. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Üç rekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Büyükşehir Başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Üç rekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Başlamadan son kez. Büyükşehir başkanımız oluyor. Karadeniz'in merkez ili, güzel ili, büyük ordumuzun en güzel ilçelerinden biri. Toprağında bulunduğumuz, beraber olduğumuz, buluştuğumuz Kabataş'ımızın taş gibi yürekli, yiğit, mert insanları hepinize en içten duyguyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel günde, bu bereketli günde sizlerle beraber olmak, Kabataş'ta olmak ne güzel bir nimettir. Benim için mutluluk günü,
benim için onur günü, benim için hasreti giderme, hasreti dindirme günü, benim için dostlara, kardeşlere kavuşma, yakından görme, selamlaşma günü. Selam size, merhaba size, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kabataşımızın yürekli yiğit insanları, bugün Kabataş'ın siyasi tarihine, Kabataş'ın tarihine bir insan imzası atıyoruz hep beraber. Kabataş çok buluşmaya sahne oldu. Olacaktır da. Herkesin buluşması kendine göredir, değerlidir, iyidir. Ama bizim buluşmamız farklıdır, özelliklidir, gönüldendir, karşılıksızdır, sevgidir, saygı doludur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Diyorlar ki, bu memlekette nerede bir taş varsa orada da bir el vardır. Hele hele son yıllarda. Yine diyorlar ki ya da diyorsunuz ki Kabataş'ta da, Kabataş'ın taşında da, toprağında da, insanında da bir el vardır. Sadece el değil, bir yürek vardır. Bütün Kabataş'ı, bütün orduluyu yüreğine sığdıran, yüreğini büyüten bir ordulu vardır diyorlar. 1,5 milyon orduluyu yüreğine, bağrına bassa doyamayan bir ordulu olarak size ve sizin şahsınızda Kabadüz'den Kabataş'a, İkizce'den Akkuş'a, Korgan'dan Mesudiye'ye, Gülyalı'dan Ünye'ye, bütün toprağımı, bütün insanları buradan kucaklıyor. Kabataş'tan onlara da selam gönderiyoruz. Ülke sevgisi, ordu sevdası. Bu bir hastalıksa biz bunun hastasıyız. Ömür boyu bu hastalıkla yaşamaya varız. Siz var olduğunuz sürece. Değerli dostlar, çok sevgili hemşerilerim, canlarım, kardeşlerim, ülke sevgisi, ordu sevdası. Bu bir hastalık. Sizde de var biliyorum. Sadece bende değil. Başka türlü bir araya gelemeyiz ki. Ne yapar? Hacı hacı Mekke'de, derviş dervişi Tekke'de, hasta hastayı Kabataş meydanında bulur. İşte buluştuk. Vatan sevgisi, memleket sevgisi. Bizim genlerimizde var. Dedelerimiz, Oğuz Han dedemizden beri, Orta Asya'nın derinliklerden beri, Altaylardan, Urallardan beri, Kafkaslardan, Balkanlardan ileri, Erciyes'ten, Uludağ'dan, devamı Toroslara uzanan çizgi. Büyük Asya, Küçük Asya, Anadolu, tarih, kader bizi bu topraklarda yaşamaya yöneltti. Allah'a şükürler olsun. Dedelerimiz yayla yayladı, kışlakta kışladı, at üstünde yürüdü, medeniyet kurdu. İlim, irfan sahibi oldu. Mektepler kurdu, medreseler kurdu. Allah'a şükür, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği en son dine inandı ve en yüce peygambere tabi oldu. Tabi olduk. Dinimizi de yaşadık, imanımızı koruduk, dünyamızı da ihmal etmedik. Allah kabul etsin, biraz önce hep beraber namazımızı eda ettik. Huzur içerisinde, güvenlik içerisinde hep böyle yaşamayı Yüce Allah'tan temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Kabataş, ordumuzun güzel ilçelerinden birisi.
içinden bir ırmak geçiyor. Akıyor kıvrım kıvrım Sakarya gibi, Çatalpınar'dan devam ediyor, Fatsa'mızdan Karadeniz'de buluşuyor. Biz her gün gitmesek bile buranın suyu, buranın selamı aşağıya doğru gidiyor, Karadeniz'de buluşuyor. Oradan belki Sinop önlerinden, Kastamonu yakınlarından, Zonguldak uzaklarından İstanbul'a gidiyor. Boğazlardan birilerine selam veriyor. Marmara'dan Akdeniz'e uzanıyor. Kader bizi birbirimize karadan, havadan, sudan bağlamış. Bu bağlar bizim için çok değerli ve çok derin. O kadar derin ki sularla bağlıyız, yaylalarla bağlıyız. 1000 seneye yakın öncesinde Danişment Gazi'nin buradan yukarıda, ortak yaylamızda, Perşembe Yaylası'nda verdiği kahramanlık mücadelesi bizim bugün vermeye devam ettiğimiz vatan savunmasının ta öncesinde yer alan bir büyük mücadele. Alparslan Gazi'nin Malazgirt'te verdiği mücadelenin, savaşın, vatan aşkının bir güzeli çok yakınımızda, Perşembe Yaylası'nda. Yiğitler otağı orası, şehitler yatağı orası, şehitlerimiz orada. Orayı düzenleyen Aybastı Belediye'mize teşekkür orada da edeceğiz, burada da ediyorum. Ama orada bir eksik var. Askerler orada, komutan başka yerde. Danişment Gazi büyüğümüzün, komutanımızın, devlet başkanımızın temsili makamı ve mezarı da Kabataş'a, Aybastı'ya, Perşembe Yaylası'nda daha da yakışır. Artık şehitleri orada yalnız devam ettirmeyip komutanlarıyla buluşturmanın zamanı geldi. 960 yıldır, 1000 yıla yakındır o topraklarda devam eden yiğitçe buluşma, meydan buluşması. Tokat'ın, Giresun'un, Samsun'un, Ordu'nun, Sivas'ın ortak buluşma alanı Kabataş'ın da, bütün ordunun da bir iftihar vesilesidir. İnşallah buraları da, oraları da, bütün yaylaları da, dereleri de, tepeleri de daha düzenli, daha güzel ve daha övünülür hale getirmek, aslına uygun hale getirmek kısmet olursa Kabataş'ta seçeceğiniz belediye başkanımızla birlikte ordu için seçeceğinizden emin olduğum bu kardeşinizle birlikte gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Çok saygıdeğer hemşerilerim. Sizin vatan sevdanızı biliyorum. En az benim kadar sevdalısınız bu topraklara. Zira kan akıtmışız. Perşembe Yaylası'nda 2011'de söylediğim bir cümle var. Burada tekrarı herhalde gerekir. Orada da tekrar edeceğiz vakti gelince. Biz bu toprakları emlak borsasından satın almadık. Şehit kanlarıyla sınırını çizdik bu toprakların. Hiçbir bölücü örgüt, hiçbir düşman bizim cesedimizi çiğnemeden bu topraklara göz dikemez. İçteki hainler, işbirlikçiler, dıştaki hainler, bu millet olduğu müddetçe niyetinizi değiştirin. Hadi oradan, başka yola, başka yöne. Misak-ı milli sınırları, Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği Misak-ı milli sınırları bizim kırmızı çizgimizdir. Orada kanımız, orada canımız vardır. Ve 2011'de Perşembe Yaylası'nda ne söylediysek bugün onun, kim ne anlarsa anlasın, bir fazlasını buradan söylüyoruz. Ve diyoruz ki ey Kabataşlı kardeşim, sen bir eksiksen bizim sözümüzün değeri de bir eksik olur. Gelin canlar, gelin kardeşler, hem memleketi yaşatmak için, hem tarihimize sahip çıkmak için, hem korumak, hem yüceltmek,
ve güzelleştirmek için bir olalım, birlikte olalım, iri olalım, diri olalım. Ordu büyük, daha da büyük olsun. Ordulu onurlu, onuru daha da yüksek olsun diyorum. Siz ne diyorsunuz? Değerli hemşehrilerim, sevgili canlarım, bu memleketin bazı eksiklikleri var, ilçemizin. Eksikler bitmez. Eksik olacak, ihtiyacı olacak ki birilerine de iş çıkacak, değil mi? Yoksa harç bitti, iş paydos denir. Hayat devam etmez. Ama iş vardır, kişinin elinde kalır. İş vardır, kiminin dilinde kalır. İş vardır, kimi de işi bitirir, yapar. İşte yapıldığı gibi, işte geçildiği gibi. Aynesi iştir kişinin. Birilerinin lafına bakılmaz. Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde. Demiş üstadlar, demiş ecdat. Biz de öyle diyoruz. Onun için siz de diyorsunuz ki, bu işi, bu işleri Kabataş'ta birisi, Ordu'da birisi yapar. Her ikisi de bir araya gelince, 18 tane daha ilçe başkanı da yan yana gelince eder 20. Bizim 20 tane belediye başkanımız bir araya gelince Kabataş'ı Aybastı'dan ayırmadan, Kumru'yu Korgan'dan ayırmadan, Ordu'yu topyekün bir bütün olarak görüp bu memlekette yeni işler, yeni güzellikler yapar diyorsunuz. Ben bunu biliyorum, buna inanıyorum. Kaderde, bugün de, bu yılda ve bundan sonra Allah izin ve ömür verirse, sizler tercihinizi yapıp görev verdiğiniz takdirde inşallah bu memlekete çok sevdiğim, hayranı olduğum, sizin kadar belki sizden daha çok sevdiğim bu toprakları güzelleştirmek, Ordu bayrağını Türkiye'nin üstünden, Kafkaslardan, Asya'dan, Avrupa'dan fark ettirmek için ben de elimden geldiğince, aklımın erdiğince, aklım, bilgim ve ahlakımla çalışmaya kararlıyım. Siz nasılsınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok sevdiğimiz bu memleketin üzerinden zaman zaman kara bulutlar geçmiyor değil. Sınırlarımızda, güney sınırlarımızda, güneydoğu sınırlarımızda, Allah korusun, zaman zaman ta Karadeniz'e, İsfendiyar dağlarına, Canik dağlarına doğru uzanan hain çetelerin varlığından hepimiz haberdarız. Ama her ne kadar bakan olmasam da galiba orduya geldiğimi duydular. Bundan sonra bu sınırlara biraz zor gelirler değil mi? Hatta o kadar ki, yani o kadar korkmuşlar ki, namussuzlar, ölücüler o kadar korkmuşlar ki, hırbolar, ordulular karar vermiş, istiyorlar. Hiç parti fark etmez. Gelecek o diyorlar. Kararı vermişsiniz siz. Karar bana tebliğ edilmiş. İcra memurları infaza gelmiş. Benim yapacak bir şeyim kalmıyor. Arkadaşlar gelmişler. Halk böyle diyor. Hakem böyle diyor. Hakem düdüğü çalınca oyuncuya ne kalır? Ya içeri girer ya dışarı çıkar. Yapacak bir şey yok. Ama bölücüler duyunca olmaz. Götüremezsiniz onu oraya. İstemeyiz. Belediye başkanı da olsa, sivil de olsa orduda onun varlığına biz tahammül edemeyiz diyor. Diyorlarmış. Onlara siz ne diyorsunuz? Bir taraftan bölücü terör örgütü böyle diyor. Bir taraftan da bir takım zavallılar böyle diyor. Ya nedir bu? O mudur? Bu mudur? Ne odur? Ne budur? İşte budur! İşte budur! İşte budur. Tek değildir. Yalnız değildir. Ordu sadece
bir İdris Naim Şahin'den ibaret değildir. Bir var, bin var. Duysunlar, 1 milyon ordulu var. Hepsi aynı düşünüyor. Parti farkı olmaksızın A'dan S'ye, AK Parti'den Saadet Partisi'ne herkes duyulsun, bilinsin ki özellikle bölücüler ve hırsızlar bilsin ki ordu insanı vatanperverdir, dürüsttür, çalışkandır, zekidir. Sadece İdris Naim Şahin'den ibaret de değildir. Onun yanındadırlar, onunla beraberdirler. Hazreti Ali Efendimiz'in keremallahu veçe bir sözü var. Kendisine bir heyet gelir. Zamanı halifeliğinde. Ey halife hazretleri, bir haber aldık. Birileri sizin için iyi konuşmuyor derler. Size pusu kurmaya çalışıyor. Hazreti Ali Efendimiz haberi alır, biraz düşünür. Der ki, ben tanıyorum o dediğiniz kişileri ama bir yanlışlık olmasın. Bir yanlışlık olmasın der. Hayır efendim, biz böyle durduk, duyduk. Bir daha araştırın der. Ve efendim araştıralım. Niye araştırın dediniz diye sorarlar. Bizden emin değil misiniz? Sizden eminim ama belki hata yapmışsınızdır. Haber getirdiğiniz kişilere ben hayatımda fazla bir iyiliğim olmamıştı. O kişinin benimle ilgili kötü konuşması, kötü düşünmesi mümkün değil demiş. Hazreti Ali Efendimiz hayatımıza yön veren, ilişkilerimizi aydınlatan hikmetli sözünü orada irade etmiş. Bu kadarını söyleyeyim. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, siyaset yapıyoruz. Siyaset. Siyasetin Türkçesi ata binmektir. Biliyorsunuz. Karşılığı ata binmektir. Şimdi siyaseti iyi yapabilmek için ata binmeyi becermek lazım. Günümüzde de iyi araba kullanmak bunun karşılığıdır. İyi pilotluk bunun karşılığıdır. İyi kaptanlık bunun karşılığıdır. Ya ata bineceksin, ya araba kullanacaksın, ya uçak kullanacaksın, ya gemi kullanacaksın. Eğer bunları başarıyla yapamıyorsak bir yerde eksik yaparız. Siyasetçi eğer bu özelliklere sahip değilse yönettiği mekanizmayı ya kaldırıma çarpar ya dağa çarpabilir. Onun için siz diğer yanlarımı bilmiyorsunuz. İyi araba kullanırdım, pek kullanmıyorum şimdi pozisyonum gereği. Ama ata bindiğimi, yıllardır bindiğimi, atı çok sevdiğimi, güreşi çok sevdiğimi, pehlivanlara çok önem verdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Töremize saygılı, Peygamber Efendimiz'e sevgili bir insan olarak siyaseti at binmekse lügat karşılığı, bu kardeşiniz geçen hafta en son pazar günü Ünye'de bindim. Resimleri görenler görmüştür. Bayağı da iyi bindim. Ata iyi binen yönetimde de az hata yapar, inşallah yapmaz. Biz siyasetimizi yani siyasetin yönetimini, siyaset üzerinden ülke yönetimini, iş yönetimini, kısmet olursa belediye yönetimini inşallah bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da seviyeli yapmaya azami dikkati göstereceğiz, gösteriyoruz. Biz siyasete seviyenin gerekliliğine dün de inandık, öyle yaptık. Ordu'da da yaparken, İstanbul'da da yaparken siyasi hayatımda muhaliflerimi incitecek hiçbir şey söylememeye çalıştım. Acizler şikayet eder, basitler iftira eder, asiller ise idare eder diye berber dükkanlarına, kasap dükkanlarına asılı bir söz vardır. Biz basit ve aciz gruptan uzak durmaya, asaletli olmaya veya asaletli insanlardan feyiz ve ilham almaya, onların yanında bulunup
onlardan yararlanmaya hep dikkat ettik, dikkat edeceğiz. Siyaseti seviyeli yapmamız lazım. Siyaseti sevgi üzerine, saygı üzerine devam ettirmemiz lazım. Siyasette ne yapacaksak, ne düşünüyorsak onu söylememiz lazım. Ben de onu yapıyor, benim gibi düşünenler onu yapıyor. Ama ne yazık ki bizim gibi düşünenler pek de çoğunlukta değil. Biraz azınlıkta kalıyoruz. Ama doğrusu neyse onu yaptık, onu yapmaya devam ediyoruz. İşte doğru yaptığımızın ispatı nedir? Siyaseti seviyeli yapmanın, siyasette sevgiyi eksik etmemenin, siyasette ayrımcılık, bölücülük yapmamanın doğru olduğunun ispatını görmek isteyenler var ise işte Kabataş Meydanı buradan buraya kadar. Daha da ötesi var. Mahallelerde, köylerde, İstanbul'da, her yerde hepsi var. Sağ olsunlar. Bizim bir ordumuz burada, bir kabataşımız burada, bir kabataşımız da gurbette. Biz orduyu bir, iki kardeş olarak görüyoruz. Evdekiler, gurbettekiler. Farkımız yok. Onun için de 20'de 21 dedik bu seçimde. 20'si burada, 21.'si İstanbul'da. Kütahya'da ordulu olup da belediye başkanı, meclis üyesi adaylığını koymuş olan değerli kardeşlerimiz, parti farkı gözetmeksizin her ordulunun sahip çıkması gereken değerli hemşerilerimizdir. Onlarla bugüne kadar övündüğümüz gibi bundan sonra da kazanmaları halinde hep övünç duyacağız. Değerli Kabataşlı hemşerilerim, bölgemizin arıcılık bölgesi olduğunu biliyorum. Bölgemizin hayvancılık bölgesi olduğunu biliyorum. Burada süt ürünlerinin mamul hale getirildiğini biliyorum. Hem üretimi hem de imalat sektörünü sonsuza kadar, sonuna kadar desteklemek kararlılığında olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Geçtiğimiz cumartesi günü ordumuzda bütün yerel basınımızın takibi ve yayınlamasıyla belki yerel siyasetin ordudaki tarihinde olmayan bir paylaşımı yaptık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde arkadaşlarımızla birlikte neleri yapmayı planladığımızı, neleri düşündüğümüzü kamuoyumuzla paylaştık. Onların birinci bölümünü Güzel Ordu konsepti, Güzel Kabataş konsepti, Güzel Kabataş kimliği oluşturmaktadır. Buradan geçen dere bizim övüncümüz, bize Allah'ın bir nimeti. Ama kabul edelim ki Selemen Yaylası'ndan başlayan, Fatsa'ya uzanan bu güzel derenin güzelliği biraz gitmiş. Siz de görüyorsunuz, bugün ben de gördüm. Atık suların akıtıldığı bir dereyle biz övünemeyiz. O dere bizden şikayetçi. Onu el birliğiyle atık sulardan arındıracağız. Balıkların yaşadığı, yetiştiği misafirlerimizi övgüyle ve övünçle davet edip ağırlayacağımız bir mekan olmalı o dere. Sadece bu dere değil, derelerin türküsünün yazıldığı bu ordumuzda Akçay'dan Ağacatepe'ye kadar bütün derelerin tamamı temizlenecek, temizlenmelidir. Temizlik yetmez, temiz kelimesi yetmez. Tertemiz bir ordu olacak. Hep beraber bunu yapacağız. Var mısınız? Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, duyamadım. Allah razı olsun. At olunca dayanamam. Çünkü ben bu memlekette atla ilgili sözümü bundan 15 sene önce söylemiş, Ünye'deki binicilik tesislerinin de duvarına yazılmasını istemiştim. Altına ismimi yazmadım ama söz benimdir. Söz şudur: ata sevgi, ataya saygıdır.
Çünkü bizim ecdadımızı bu topraklara taşıyan sadık kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz Yağız atlardır, Yiğit atlardır. Yakın zamana kadar, hatta bugün bile bizi sahiplenen, bize yoldaşlık, arkadaşlık yapanlar onlardır. Sadece atlar değil, Aybastı'nın, Yayla'nın, Perşembe Yaylası'nın yılkı atları da var, yılkı. Onlara da inşallah kışın barınak yapacağız, erzak göndereceğiz. Ve bu dereden bahsediyordum. Bu dere ve bütün dereler hepsinin temizlenmesi lazım. Atık sulardan arındırmamız lazım. Avrupa nasıl değerini biliyorsa, Rusya nasıl değerini biliyorsa biz de bu doğanın değerini bilmemiz lazım. Bu Allah'ın bir nimeti. Bunu biz para getiren turizmin bir merkezi, bir istasyonu yapmamız lazım. Buraya insanlar, önce kendi insanımız, sonra da yurt dışından, yurt içinden misafirlerimiz bu güzel coğrafyaya yazın, hatta kışın gelmeli, bu güzellikleri yaylasıyla, ırmağıyla, gölleriyle yaşamalıdır, yaşatmalıyız. Hayvancılık, süt hayvancılığı, et hayvancılığı bu bölgenin konularıdır, üretim çeşitleridir. Bu bölge yeniden daha fazla et ve süt üretir, daha fazla bal üretir hale gelmelidir. Ve bizim balımız marka olmalıdır. Sahte balı sistemden çıkarmalıyız. İyi bal ile kötü balı ve kötü niyetlileri sistemin dışına atıp balımızın hakkının verilmesini sağlamalıyız. Bal üreticisi gerçek hakkını almalıdır. İşte bunun için Kavataş Belediyesi de, Ordu Büyükşehir Belediyesi de üreticinin yanında balını alan, pazarlayan, ekonomik bir kurum olarak, ticari faaliyet yapan bir kurum olarak rolünü almalıdır, alacaktır inşallah. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Sadece yol, sadece kaldırım, sadece meydan, sadece kanalizasyon olarak değil, sadece derelerin temizliği ve korunması olarak değil, üreticinin, köylünün üretimine destek vermek, üreticinin et, süt, bal ve diğer ürünlerinin mısır, patates, fasulye gibi yerli ve organik ürünlerinin satın alıcısı, kamu kurumu olarak belediyeler, yani biz olmalıyız. Biz aracı kurum olarak, marka belediye olarak memleketimizin, insanımızın alın teriyle ürettiği sağlıklı ürünleri ihtiyacı olan bölgelere pazarlama konusunda ülkenin içinde bulunduğu gıda ve tarım konusundaki sıkıntıyı ilimiz açısından, ilçemiz açısından fırsata çevirmeyi bilmeliyiz. Fırsatçılık değil, ihtiyacı gidererek bunu değerlendirmeyi, değerlendirme anlamında bu fırsatı değerlendirmek durumunda olmalıyız diyorum. Ve değerli dostlar, çok sevgili hemşehrilerim, sabrınızın zorlandığının farkındayım. Memleketin havası sert. İnsanı mertse de hava biraz sert. Yani ne yapalım? Ben burada biraz daha yüksek havadayım. Siz de orada biraz direnin gayri. Ama sabrınızın taştığını biliyorum. Sabredin. Az kaldı. 15 gün kaldı. Sabredin. Sadece sabretmeyin. Ya iradenizi güçlendirin. Kararınızı güçlendirin. Çoğaltın. Sadece kendiniz değil, konu komşuyla, akrabayla, tanıdıklarla kararınızı, siyasi kararınızı çoğaltın. Ya bu arada bugün, yarın olur ya, kararınızın önüne kafa karıştırıcı engeller çıkabilir. O engelleri de kaldırın, yok edin. Hadi oradan deyin. Biz ne olduğunu, kim olduğunu, kimler olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Yüz yüzeyiz, diz dizeyiz, el eleyiz deyin. Ve gönlünüzün istediğini, gönlünüzün seçtiğini,
ilçede de, büyük şehirde de alın, çoğaltın, götürün sandığa. Sandıkları çatlatmayın ama doldurun sandığa. Ve o sandıktaki kutsal oylarınızı, değerli oylarınızı, demokrasinin çiçeklerini soldurmayın. Sandığın başından biriniz ayrılsa biriniz ayrılmayın. Ben sandığı da size, kendimi de size emanet etmeye geldim. Size güvenim sonsuzdur. Kabataş, Aybastı, Çatalpınar, bu vadi benim en rahat gezdiğim, en rahat kendimi hissettiğim bir güzel vadidir. Bir güzel memlekettir. Sizlere olan güvenimle sandığı ve kendimi size hiç tereddüt etmeden anamın ak sütü gibi emanet ederken sizi de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Hoşça kal. Hem ilçeler hem de şehir yeşer. Ömrümüz zordu, sevdamız zordu, aşkımız zordu, meşkimiz zordu, adımız zordu, andımız zordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Ordu özüne dönüyor, evladını bağrına basıyor. İdris Naim Şahin hepinize çok teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Gelsin diye müjdeler olsun, geldik ülke kalkınsın diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi, önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet, aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet, geliyor işte saadet. Yeah.